Portakal İlkokulu. Günaydın çocuklar. Günaydın, günaydın öğretmenim. Bugün resim çizmek ister misiniz? Evet. Birlikte zürafa resmi çizebiliriz. Herkes zürafa resmi çizebilir. Siz de çizebilirsiniz. Hadi hep birlikte deneyelim. Evet Moni. Öğretmenim ben çok sıkıldım. Ben zürafa resmi çizemem ki. Moni, kağıdını ve kalemlerini evde mi unuttun yoksa? Hayır, hepsi çantamda. Peki sorun nedir? Neden çizmiyorsun? Çünkü çizemiyorum. Ne zaman zürafa çizmeyi denesem komik komik resimler çıkacak gibi hissediyorum. Çizdiğim resimler zürafaya benzemeyecek gibi geliyor. Moni, henüz çizmeyi denemedin bile. Denemeden bilemeyiz. Hadi deneyelim. İkinci ders. Çizmiyorsun? Çizemiyorum ki. Çok garip. Hani sen resim derslerini çok seviyordun? Seviyorum ama zürafa çizemiyorum. Bana bak o zaman. Nasıl çizdiğimi izle. Gördün mü? Çok basit. Hadi şimdi sıra sende. Hadi Moni, hadi hadi defteri karala. Hayallerin için çabala. Kendini bul, cesur olup koş başarıya. Bunu başarabilir, halledebilirsin. Üstesinden de gelebilirsin. Ne istersen onu çizebilirsin. Benim zürafamsın, uçabilirsin. İnsan hayal kurabilir. Her türlü yaratıcılık çıkabilir. Kare ya da üçgen olabilir. Hatta benim zürafam uçabilir. İnsan hayal kurabilir. Her türlü yaratıcılık çıkabilir. Üçgen olabilir, hatta benim zürafam uçabilir. Evet Moni, bugün tekrar denemek ister misin? Çizsen iyi olacak. Hem neden çizmeyi denemiyorum ki? Benim çizdiğim zürafa, arkadaşlarımın çizdiği zürafaya benzemiyor. Çizemiyorum. Altıncı gün. Çizdiklerini görmek istiyorum Moni. Silme. Peki öğretmenim, bu sefer silmeyeceğim. Olmuyor işte. Denedim. Ne yapsam olmuyor. En sevdiğim kalemimle bile denedim ama olmadı. Çizemiyorum. Herkes zürafa resmi çizemez. Öğretmenim, şu çizdiğim resme bakabilir misiniz? Vay, inanılmaz. Bu harika bir zürafa resmi. Çok iyi bir başlangıç. Bak işte çizebiliyorsun. Ha? Harika mı? Bunun neresi zürafaya benziyor ki? Bana kalırsa bu bir zürafa resmi bile değil. Bak şimdi, beni çok iyi izle. Moni, sence şu an ben ne çizdim? Bilmiyorum öğretmenim. Bu bir zürafaya benzemiyor. Ne çizdiniz? Bak, bu da bir zürafa resmi. Ama bu çok komik. Bu nasıl bir zürafa olabilir ki? Bu hiçbir zürafaya benzemiyor. O zaman bu hiçbir zürafaya benzemeyen bir zürafa. Moni, bizim zürafamız hiçbir zürafaya benzemek zorunda değil. Şunu unutma, o zürafa da bizim gibi biricik.
Nasıl yani? Herkes birbirinden farklıdır. Aslında kimse kimseye benzemiyor. Arkadaşlarına bir bak. Hangimiz birbirimize benziyoruz ki? Hiç kimse birbirine benzemiyor. Herkes çok farklı. Ben de çok farklıyım. Saçlarım kızıl, gözlerim yeşil. En sevdiğim renk turuncu. 43 sayısını çok seviyorum. Sürekli mavi ayakkabılar giyiyorum. Çam kazanakları koleksiyonu yapıyorum. Büyüdüğümde tüm dünyayı trenle gezmek istiyorum. Okulda hiç kimseye benzemiyorum. Madem herkes farklı, zürafalar da birbirinden farklıdır. O zaman ben de farklı bir zürafa resmi çizebilirim. Merhaba Moni, ben geldim. Ha? Ay sen de kimsin? Kimsin? Ben çizdiğin zürafayım. Ama bu nasıl oluyor? Sen gerçeksin. Gerçek bir zürafa. Aynı çizdiğim gibi. Aynı belgesellerdeki gibi. Evet, gerçek. Hı? Ha? Hayallerin gerçek olabilir. Bak, benim gibi. Ama sen konuşuyorsun. Evet, neden şaşırdın? Sen de konuşuyorsun. Ben buna hiç şaşırmıyorum ama. Sen de haklısın ama. Moni. Annem geldi. Hemen saklamalıyım seni. Bir saniye anne, geliyorum. Merak ediyorum ama seni. Yatağın altına. Hemen yatağın altına girmelisin. Moni. Hadi çabuk. Moni oğlum. Hadi aç kapıyı. Neler oluyor Moni? Bir sorun mu var? Hayır anne, sadece resim çiziyordum. Bu kadar gürültülü resim çizildiğini ilk kez duyuyorum. Nasıl bir resim çizmekmiş bu? Sen iyi misin? Ben iyiyim anne. Ne oldu ki? Bugün biraz tuhafsın da biriyle mi konuşuyordun sen? Odadan sanki sesler geliyordu. Hayır anne, kimseyle konuşmuyordum. Zürafa resmi çiziyordum. Yemek hazır. Hadi yemeğe gel. Peki, hemen geliyorum anneciğim. Az daha görüyordu seni. Görsün, ne olacak ki? Beni neden saklıyorsun? Çünkü annem evde bir zürafa beslemek istemeyecektir. Hem kim evde zürafa beslemek ister ki? Düşünsene, evin içinde dolaşan devasa uzunlukta bir hayvan. Anneler evde zürafa beslemek istemez. Bu çok tuhaf olmaz mı sence de? Bilmem farkında mısın ama senin şu an Afrika savanlarında akasya yaprağı yemen gerekiyordu. Bu hiç fena olmazdı. Çok acıktım. Hem babam da evde zürafa beslememe karşı çıkabilir. Aklıma seni saklamaktan başka bir şey gelmiyor. O yüzden seni şimdilik saklamalıyım. Moni, evladım. Babam geldi, yine saklamalıyım seni. Moni. Moni, kapıyı açar mısın? Hemen.
saklambaç oynamaya devam, devam, devam. Moni. Moni. Moni oğlum iyi misin? Allah Allah. Niye açmıyor bu çocuk? Kapandı sonunda. Moni neden kapıyı açmıyorsun oğlum? Açtım işte babacığım. Neler oluyor evlat? Neyin var? Ne bu gürültü patırtı? Sanki içeride bir futbol karşılaşması var. İyiyim baba. Resim çiziyordum. Hemen elimi yıkayıp yemeğe geliyorum. Hadi çabuk ol. Masada seni bekliyoruz. Küçücük bir dolap. Bu dolabı yapanlar burada bir zürafanın saklanabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Gerçekten anlamıyorum. Dolap üreticilerinin artık bu olasılıkları düşünmesi gerekiyor. Her şeyi de biz mi söyleyelim ya? Hem sen neden beni buraya sakladın ki? Beni saklamanın daha kolay yolları var. Nasıl? Ben çizdiğin resmi ışığa tuttuğun için ortaya çıktım, değil mi? Evet. Bu silgiyle çizdiğin resmi silersen hemen saklanırım. Vay canına. Peki bunu neden daha önce söylemedin? Sormadın ki. Bu sihirli bir silgi Moni. Her sihirli silgi sahibinin uğurlu sayısını taşır. Wow! İnanılmaz. Peki sonra seni tekrar görmek istersem? Bundan kolay ne var? Tekrar çizersin ve ışığa tutarsın. Gördün mü? Çok basit. Bu harika. Seni istediğim zaman saklayabilirim. Seni istediğim zaman çağırabilirim. Yaşasın! Moni? Moni. Ne oldu bu çocuğa? Bir saniye geliyorum. Hadi anne. Hadi baba. Yemeğe. Çizebilir miyim? Bu harika bir fikir. Kesinlikle böyle bir zürafa resmi çizmelisin. Gezegenlerin yanından geçip güneşe kadar uzanan bir zürafa. Ve hatta gezegenlerle oyunlar oynayan bir zürafa da olabilir. Ne dersin?
Olabilir. Benim zürafam gezegenlerle oyun oynayabilir. Hadi o zaman çizebilirsin. Doğrusunu söylemek gerekirse burası biraz sıcakmış. Aynı sauna gibi. Keşke hava durumu bültenlerine bakıp gelsek. Kurabiye gibi piştim ya, bu nasıl bir sıcak? Güneşe dokunmaman gerektiğini bilmen gerekiyordu. Geçmiş olsun. Bu harika bir Luna Park eğlencesi gibi olacak. Hoppa! Smash! Bu eğlenceliydi, çok fantastik. Zürafamı hep uzun boylu çiziyorum. Bu sefer çok küçük bir zürafa çizmek istiyorum. Karınca kadar küçük bir zürafa çizebilir miyim? Tabii ki çizebilirsin Moni. Senin zürafan karınca kadar küçük olabilir. Bu çok komik. Benim zürafam karınca kadar küçük olabilir. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bir silgi bu kadar ağır olamaz. Sanki bir silgi değil, devasa büyüklükte bir kaya. Hadi ama mızmızlanmayı bırakalım da bir çözüm bulalım. Kaldırmalıyız şu silgiyi. Peki ama nasıl? Bilmiyorum. Hadi etrafı biraz keşfedelim. Belki dolaşınca aklımıza bir şeyler gelir. Öğretmenim! Aa, görmüyor bizi ya. öğretmenim! Dikkat et! Naci 32 numara mı giyiyor? Vay be! Yüreğim güp güp atıyor. Az daha izleyecektik. O kadar küçüğüz ki bizi görmüyorlar bile. Hiç bu kadar küçük olduğumu hatırlamıyorum. Görüntü de ne böyle? Teneffüsteki öğrencilerin sesi. Doğru öğretmen geldiğimizde. Çok güzel afiş yaptın dedi. Dur şunun sesini biraz kısın. İyi böyle. Hadi şimdi tırmanalım. Başka bir fikir geldi. Bak şimdi. İşte bu kadar. Başardık Moni, başardık. Bu ilginçti, çok şaşırtıcı. Peki gökyüzünde uçan bir zürafa çizebilir miyim? Elbette çizebilirsin. Senin zürafan uçabilir. Yaşasın! Benim zürafam uçabilir. Evet, uçabilir. İnsan hayal kurabilir. Her türlü yaratıcılık çocuklar. Karaya da üçgen olabilir. Hatta benim zürafam uçabilir. İnsan hayal kurabilir. Her türlü yaratıcılık çıkabilir. Karaya da üçgen olabilir. Hatta benim zürafam uçabilir. Burada bizi kimsecikler göremez. Gel bakalım canım zürafam. Bonnie!
Sen ne dilersen gerçek olur. Kuş olup uç ya da git güneşe dokun. İnsan hayaliyle var olur. O yüzden sınırları aş, hayallerini kur. Gezegenler kartonda, uçaklarla uçuyoruz ne de güzel manzaralarda. Plüton, Jüpiter, Mars, başka bir dünya. Dolaşıyoruz sürahmanla. İnsan hayal kurabilir. Her türlü yaratıcılık çıkabilir. Kara ya da üçgen olabilir. Hatta benim zürafam uçabilir. Şu manzaraya bak Moni. Gerçek olabilir Moni. Her şey çizdiğim gibi. Ben, sen, bu uçak. Her şey çizdiğim gibi. Moni, peki uçakla da resim çizebileceğini biliyor muydun? Hayır, uçakla resim çizmeyi daha önce hiç düşünmemiştim. Böyle bir şey nasıl olabilir? Dumanla. Bak şimdi, iyi izle. Bir çocuk görürse bunun zürafaya benzeyen bir bulut olduğunu düşünebilir. Şimdi uçak dumanımızın rengini değiştirmeye ne dersin? Nasıl değiştireceğiz? Elbette boyalarınla. Evet. Hazırız. Geliyor. Kırmızı bir duman. Geliyor. Kırmızı ve sarı karıştı. Turuncu duman oldu. Bu harikaydı. Dumanımızın renklerini istediğimiz renge boyayabiliriz. Moni, bulutları da boyamaya ne dersin? Sen ciddi misin? Tabii ki. Baksana her yer bembeyaz bulut. Hadi bulutları biraz renklendirelim. Hop. Büyüleyici bir manzara. Hey, şu gelene bir bak. Bizi ne bekliyor? Gökkuşağının içinden geçelim. Hay hay. Çok eğlenceli olacak. Kırmızı. Ha? Turuncu. Sarı. Yeşil. Mavi.
Lacivert! Mor! İnanılmaz! Gökkuşağının içinden geçtik. Adeta bir renk cümbüşünün içindeydik. Peki şimdi gökkuşağını istediğimiz renklere boyamaya ne dersin? Gerçekten mi? Yok artık. Bunu da yapabilir miyiz? Elbette. Bak şimdi. Bayıldım. Şimdi sıra sende. Hadi istediğimiz renklere boyayalım. Bu gökkuşağını bir gün boyayabileceğimi hayal bile edemezdim. Çok ilginç bir maceraydı ama artık dünyaya dönsek iyi olur. Neden? Biraz galaksinin tadını çıkaralım ya. Baksana şuraya. Matematikten ödevlerim var. Çarpım tablosunu ezberlemem gerekiyor. Hem annem merak etmeye başlamıştır bile. Öğretmenleriniz ödev verirken öğrencilerinin o gün uzaya çıkabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Pekala Moni. Sıkı tutun şimdi. Epey hızlanacağız. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? 4 kere 7. 28. 5 kere 8. 40. Bugün biz yağmur damlalarını boyadık. Herkes
Herkes kardan adam yapıyor, biz de kardan zürafa yapalım. Daha önce kim kardan bir zürafa yapmıştır ki? Bu çok ilginç olur abicim. Hadi o zaman yapalım. Kardan zürafa zamanı. Olmuş. Ama bu zürafa biraz da ne diyecek? Bak gökyüzüne, güneş açtı. Hı? Hayır, erimeyecek. Evet, İnci doğru söylüyor. Birazdan kar erimeye başlar. Sanmam, hemen erimez. Erir Moni. Yarına kadar burada kardan zürafa falan kalmaz. Erir gider, hepsi su olur. Hayır, erimeyecek. Göreceksiniz. Biz gidiyoruz Moni. Sen burada kalabilirsin. Hem nasıl eridiğini görmüş olursun. Hoşça kal. Hoşça kal. 4 saat sonra... Konuşamıyorsun çünkü sana ağız yapmayı unuttuk. Bir ağız bulmalıyım. Oh, ağız için teşekkür ederim Moni. Bir an hiç konuşamayacağım sandım ya. Bu sefer kendimi bir heykel gibi hissediyorum. Böyle durmak bana iyi geldi sanki. Kilo vermeye başladım. Ne dersin? Sence de zayıflıyor muyum? Zayıflamıyorsun. Güneş çıktığı için eriyorsun. Böyle giderse suya dönüşüp şırıl şırıl akacaksın. Erimemen için hala zamanımız var ama. Seni duyamıyorum Moni. Olamaz. Ha? Gözlerime inanamıyorum. Ne? Kulakların erimiş. Şimdi duyuyor musun? Erimemen için hala zamanımız var diyorum. Dur, sakın kıpırdama. İnci geliyor. Sakın ses yapma. Don, sadece don. Kıpırdama, sakın. Moni, sen daha burada mısın? Aa! Kardan zürafa daha erimemiş. Haklıymışsın Moni. Erisene bir zürafacık. Neden erimiyorsun? Şimdi görürsün sen. Hey, ne yapıyorsun sen? Dur yapma. İnce hayır. Hey, ne yapıyorsun İnci? Yapma. Canı acıyabilir. Canım acır. Moni sen iyi misin? Kedi mi bu? Ay benim canım. Bu çok komik. Şey, ben yani kardan zürafam bozulur demek istedim. Tamam, bir daha atmıyorum. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz Moni. Oh, gitti. O nasıl bir kar topuydu öyle ya? Etrafı iyi göremiyorum Moni. Ah, hayır olamaz. Sanırım gözüm düştü. Gözüm kayboldu. Gözüm nerede? Bir göz doktoruna gidelim. Göremiyorum Moni. Bir sakin ol. Bekle, dur dostum, bulacağım gözünü.
Gözünü takıyorum hemen. Taktım. Bu kaç? 43. Oh be. Dünya varmış. Görüyorum. Görüyorum. Şimdi yürüyebiliriz. İnanmıyorum. Havuç yok. Burnun nereye gitti? O burnum muydu ya? Az önce yedim ben onu. Burnunu mu yedin? Nasıl yani? Ne yapayım? Çok acıktım. Katır kutur afiyetle yedim. Tadı da çok lezzetliydi. Hep o havucun burnum olduğunu bilmiyordum ki. Yoksa neden burnumu yiyeyim? Havuç yok hiçbir yerde. O zaman havuç bulana kadar burunsuz kalacaksın. Dur. Biraz yavaş olalım. Yine ne oldu ya? Dur. Sürekli dur. Ha, durdum. Ha, bak duruyorum. Tamam, bir şey yok. Devam edebiliriz. Yavaş yavaş yürüyelim. Ses yapmayalım. Moni, bu sefer nereye gidiyoruz? Buzdolabına. dondum da bir battaniye getirebilir misin? Burası buz gibi ve çok acıktım. Bunları yiyebilir miyim? Ertesi sabah. Oluyor? Erimedi işte.